Merhaba, iyi günler. Ziraat Mühendisi Bitkorumu paydaşlarım. Sizinle bu videoda konuların arasında bahsettiğim ancak ayrıca ele almadığım bir konu hakkında, bir yöntem hakkında birlikteyiz. Çünkü çok sorulmaya başlandı. Arkadaşlar, konumuz dikim aralığı. Dikim aralığı. Sıra üzeri ve sıra arası mesafelerle alakalı. Ben burada anlatacaklarımı en iyi netice aldığımız şekilde anlatacağım. Siz duruma göre kendiniz tecrübe edersiniz. Ama şunu da söyleyeyim. Bu anlatacaklarım kesin ve net bilgidir. Durumunuz çok çok farklı değilse, edeceğiniz tecrübe size tabiri caizse kazıkların bileşkesi olarak geri dönecektir diyelim. Arkadaşlar bakın. Burası bir kapya biber serası. Şöyle gösterelim. Bu anlatacağım. Kapya biber, çağırlı biber, sivri biber, hatta patlıcan için de geçerli. Onu şimdiden söyleyeyim. Ayrı ayrı bu türleri çekmem. Belki domateste farklı bir konum var. Onu çekerim. Bu videoyu beraber de yayınlamış olabilirim. Arkadaşlar bakın. Sıra üzeri en uygun mesafeyi biz sezonluk dikimde, yani ne zaman? Ağustos 20'de dikip veya Ağustos 20, Eylül 20 arası diyelim. Dikip Temmuz 15'te söktüğümüz zamanda, bu kadar uzun bir süre zarfında böyle 60 santime, sıra üzeri 60 santime, bu şekilde 180 santime veya 160 santime dikiyoruz. Burada 180 santime dikildi. Çünkü alanımız ona göreydi. Bakın nasıl bu işi yaptık. Çemberin bir tarafında sıra yanaştı. Diğer tarafı yol. Diğer tarafı yine sıra yanaşık. Diğer tarafı yol şeklinde bu şekilde düşürdük. 3'e böldük. 3 sıra şeklinde diktik burayı. Çemberimiz 5.40. Bu şekilde diktik. Bunu aynı şekilde patlıcanda da yapabiliriz. 160'a veya 180'e 60. 50 yapanlar da var. Veya 40-60 yapıp 50'ye düşürmeye çalışanlar da var. Arkadaşlar, daha önce biliyorsunuz bununla alakalı bir video çekmiştim. Onu da şuraya atayım. Bununla alakalı. 40-60 yapıp 50'ye düşürmeye çalışan arkadaşlar da 40 olan yerdeki meyve gelişmesiyle yaklaşan dallardaki 60 santim olan yerdeki meyve gelişmesi oldukça farklıydı. Bu da size verim ve para olarak yansıyordu. Bunu da o videoda görürsünüz. Şimdi burada bahsedeceğim dikim aralığı, optimum dikim aralığı bu saydığım çeşitler için bu. Burada sapmaları söyleyeyim. Jalapen gibi kapalı bitkiler. 160'a veya 180'e 50 dikilebilir. 60 dikersen daha iyi olur. Ama 50 dikilebilir. Kıl sivri gibi çeşitler. Kıl sivri gibi çeşitler. Mutlaka 60'ın da üzerine dikilmesi gerekir. Yani 70 dikse çok daha optimum oluyor. Defalarca yaptırdım. Yapmayanları da gördüm. 70 dikilebilir. Bahsetmediğim ne kaldı? Kaliforniya biber gibi çeşitlerde de 60 en uygunudur. 70 bile dikebilir ama 60 dikmesi daha uygundur. Yani 160'a veya 180'e sıra üzeri 60'tan bahsediyorum. Çünkü Kaliforniya'da genelde ısıtma olmadığı için, dondan koruma olduğu için dönüşler kaliteli gelmez. Zaten dikeriz, bir hasat yaparız, sökeriz. O yüzden benim alanımdaki meyve sayısını, kök sayısını arttırıp meyve sayısını arttırmak için yapılacak en güzel şey 60'tır. 50 dikenler var, ne oluyor? Kış biraz erken, yani artık biliyorsunuz küresel ısınma var. O yüzden çok geç yağmur yağmaya başlıyor. Ama öyle değil de eskisi gibi ola ki o yıl erken düşmeye yağmur başlarsa ne oluyor biliyor musunuz? Kurşun küften çok kayıpları oluyor. O yüzden ben 60'ı yeğliyorum. Çünkü pestisit de kullanmamak en iyisi. Hem zarar, hem çevreye kalıntı, hem ülke ekonomisine zarar. Şimdilik anlatacağım kısım bu. Geriye ne kaldı? Kavun nasip olursa, domates ve hıyar kaldı. Bunlarla alakalı da kabakgiller ve domates birbirine benziyor. Domateste bir aşı olayı var. Onu anlatacağım. Ondan sonra videoyu yayınlarım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Merhaba, iyi günler. Ziraat Mühendisi Bitkorumu paylaşımlarım. Dikim aralıklarıyla alakalı videoda domateste birlikteyiz. Bunun için hıyar ve diğer dik gövdeli, sürünücü gövdeli ürünleri de konu alabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi burada çok güzel bir yere denk geldik. Uzun yıllarda çalıştığım bir müşterimin serası burası. Şu yönden sizin için iyi, güzel. Hem
çift asıl dediğimiz çift gövde götürülen ürün var. Her ne kadar tavsiye etmesem de. Hem de tek gövde bitki var. Bunların dikimleri biraz farklı ama mantık aynı yere çıkıyor. Burada da bahsedeyim. Şöyle öncelikle biraz gezelim. Siz şöyle bir ortamı görün. Sonra çok kısa anlatacağım. Yine bakın bu gittiğimiz alanlara biz sıra arası diyoruz buraya. Şuraya da üste doğru gidene de sıra üzeri diyoruz. Sıra arası yine standart 160'a 180 santim. Burada sıra üzeri dikim durumuna göre değişiyor. Nasıl değişiyor? Onu size şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar, burada tek olduğu için bitki şöyle normalde 30 santime dikeceğiz. 60 santime getirmek için birini o tarafa birini bu tarafa yatıracağız. Tek gövde götüreceğiz. Tek gövde 30'a sağ ve sol olduğu zaman bu bitkiyle bir sonraki bitkinin arası 60 santim olacak. Şuraya döndüğümüz zaman daha net anlayacaksınız. Bakın bu çift çıkıyor gövdeden 60'a. Tek sıra dikiyoruz. Zaten sağ ve soldan iki tane filiz aldığımız için şu her bitkinin arası 60 santim oluyor. Buradaki olay da zaten yatırdığımız zaman bu bitkiyle şu bitkinin arası 60 santim oluyor. O bitki diğer tarafta kalıyor. Yani bunu simüle ediyoruz burada. Yani bunun aynısını uygulamaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz değil, uyguluyoruz. Başka da yöntemi yok. Aynısını uyguluyoruz. Tek aşılının avantajı işte özellikle yayla bölgelerinde bakteri girişini engeller. Çünkü şuradaki hastalık olmuyor. Ona da değineyim. Daha önce değinmiştim. Şuradaki açık nokta olmadığı için hastalık olmuyor. Domates de bu şekilde çift aşılı da tek aşılı da bu şekilde dikebiliriz. Bir nokta daha, hıyar ve kavunu da bu şekilde yapabiliriz. Ama onlarla alakalı biraz sonra gideceğim seralardan eklemede bulunacağım. Şimdilik burada domatesi sonlandıralım. Hoşçakalın. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.